Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programına hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz hematoloji ve iç hastalıkları uzmanımız Sayın Profesör Doktor İlhami Kiki ile lenfoma hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz İlhami Hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam biz sizi çok iyi tanıyoruz fakat bilmeyenler için rica etsem kısaca kendinizden bahseder misiniz? Hay. Ben Deniz 1968 yılında Erzurum'da dünyaya geldim. İlk orta öğrenimi Erzurum'da tamamladım. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. sınıfı okuduktan sonra 1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçiş yaptım. Ve orada eğitimimi tamamladım. Yozgat Şefaatli'ye bağlı bir kasabada kısa süreli bir mecbur hizmetten sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'na asistan olarak başladım. 1998 yılında iç hastalıklar uzmanı oldum. 2005 yılında hematoloji uzmanı oldum. 2007'de doçent oldum. 2012'de profesör oldum. 2011 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli Merkezi sorumluluğunu yürüttüm. Kurucu sorumlusu olarak çalıştım. 2021 yılına kadar bir 10 sene kadar orada çalıştıktan sonra Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başladım ve burada da kemik iliği, erişkin kemik iliği ve kök hücre nakli merkezini kurduk ve şu anda aktif olarak hizmet vermekteyiz. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Müsaadenizle ben ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Lenfoma hakkında konuşacağız dedik. Peki hocam lenfoma nedir? Lenfoma lenf bezlerinin vücutta değişik bölgelerde bulunan ve vücudun savunma sisteminin bir parçası olan lenf bezlerinin kendi dokusundan yani lenfositlerden kaynaklanan bir grup habis hastalığıdır. Bunların genel ismidir fakat bunlar son derece geniş, kapsamlı, gerek klinik karakteri gerek tedavisi farklı olabilen çok sayıda hastalığın ortak adıdır lenfoma. Hocam peki kaç çeşit lenfoma vardır? Şimdi ilk başta aslında Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma diye iki ana gruba ayırabiliriz bunları. Hodgkin lenfomalar ve non-Hodgkin lenfomalar iki ayrı grup halinde değerlendirilir. Bunlar kendi aralarında da mesela Hodgkin lenfoma iki ana grup toplam beş gruba ayrılır. Bir grubu da dört gruba ayrılır kendi arasında. Non-Hodgkin lenfomalar ise 50'den fazla alt grubu olan çok sayıda ama esas olarak Hodgkin dışı yani non-Hodgkin lenfomalar T hücreli ve B hücreli bir de arada doğal öldürücü hücreler dediğimiz natural killer hücreli lenfomalar olarak 3 ana gruba da ayrılabilir ama bunların kendi arasında da çok sayıda alt grubu vardır. Her grubun dediğimiz gibi davranışı, klinik davranışı ve tedavileri birbirinden farklılık gösterir. Oldukça heterojen bir grup hastalıktır ve bu hastalıklar yaygın bir şekilde dünyada belli bölgelerde belli hastalıkların sıklıkları fazla olabilir ama yaygın kanserlerden biridir. Peki hocam lenfomanın sebepleri nelerdir? Lenfomanın sebepleri aslında hematolojide pek çok hastalığın kesin bir sebebini ortaya koymak zordur. Birçok hastalıkta ki bunlara lenfomalar, lösemiler de dahil sebep tam olarak bilinmese de bir takım ilişkili faktörlerden bahsedebiliriz. Lenfomalarda da dediğim gibi çok sayıda alt tip olduğu için tek bir sebepten bahsetmek söz konusu değil. Bazı tip lenfomalar, örneğin küçük hücreli lenfoma dediğimiz ailesel bir yatkınlık gösterirken bazı tip lenfomalar özellikle virüs enfeksiyonlarıyla işte Uzak Doğu ve Güney Asya'da bir erişkin T hücreli lösemi lenfoma tipi var ki bunun mesela Human T lenfotropik virüs 1 diye bilinen bir virüsle yakın ilişkisi söz konusu. Yine Epstein-Barr virüs olarak adlandırılan bir başka virüste yine çok agresif bir lenfoma olan Burkitt hücreli lenfomayla ve Hodgkin lenfomayla ilişki gösterir. Başka şeyler de vardır. Başka etiyolojik ajanlar da vardır. Mesela işte detay olacak belki süremiz kısıtlı ama mesela Chlamydia psittaci diye bilinen bir mikroorganizmaya bağlı gelişen işte gözde bir lenfoma türü var. Yine AIDS mesela lenfomalarla çok yakın ilişkilidir. Lenfoma AIDS hastalığında zaten AIDS hastalığında bütün kanserler sıktır.
Diğer immün sistem hastalıkları da lenfoma riskini artırır. Örneğin bir takım romatizmal hastalıklar, romatoid artrit gibi. Bunlar da lenfoma riskini artırabilen durumlar. AIDS hastalığında kanser gelişim sıklığı, tabii hastalığın süresiyle ilişkili olarak %25 ila 40'a kadar çıkabilir. Ve bu kanserler içerisinde de en sık görülen Hodgkin dışı lenfomalardır. Peki hocam, lenfomalarda yaş ve cinsiyet belirleyici midir? Eğer belirleyici faktörlerse sıklıkları ne düzeydedir? Şimdi yaş tabii özellikle lenfomaların belli yaşlara eğilimi var. Belli yaşlarda görülme sıklığı artabiliyor. Örnek olarak Hodgkin lenfomalar daha genç yaşlarda görülürken, tabii ileri yaşlarda da görülüyor. İki tane sıklık arttığı dönem var. Birisi işte 30 yaş öncesi genç dönem, birisi de 70-75 yaş üzeri dönem. Buralarda aradaki sıklık daha azdır. Genel anlamda söyleyelim, Hodgkin dışı lenfomalar ileri yaşlarda çok daha sık görülür. Ama genç yaşlarda yine görülebilir ve genç yaşlarda görülen Hodgkin dışı lenfomalar da genellikle daha agresif, daha yani hırçın seyirli lenfomalardır. Yaş bu anlamda belirleyici bir faktördür. Çünkü belli lenfomaların belli yaşlarda görülmesi, keza tedaviye cevapları da belli yaşlara göre farklılık gösteriyor. Genel anlamda ileri yaşlarda lenfomalar tedaviye daha az cevap verebiliyor. Hocam, müsaadenizle bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek istiyorum size. Filiz Hanım sormuş. Ben 25 yaşında bayanım. Kan testi yaptırdım. Bütün değerlerim normal. Hemoglobin 12.1, demir ve D vitamini eksikliği mevcut. Ama bacaklarımda morarma olabiliyor. Çarptığımı hatırlayamıyorum. Lösemi olsa da kanda çıkar mıydı? Şimdi aslında buna basit purpura dediğimiz durum aslında. Bu oldukça sık görülüyor. Kadınlarda daha sık görülüyor. Bu damarsal yapının zayıflığından kaynaklanıyor. Hani kimi insanın boyu kısa olabilir veya işte parmağı ince olabilir. Bu insanlarda da damar yapısı biraz zayıf. Özellikle bacaklarda, yani ayakta uzun süre kalmakla bacaklarda o zayıf olan damarın kendiliğinden yırtılması sonucunda cilt altında morluklar gelişebilir ve bunun hiçbir klinik anlamı yoktur. Tamamen normal bir durumdur ve diğer kan değerleri normal olduğuna güvenerek söylüyorum ki bu hastanın herhangi bir klinik problemi yoktur. Sadece işte estetik problem oluşturabilir, o kadar. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Lenfomaya tekrar dönecek olursak. Bir de tabii aspirin kullanımıyla falan bu problemi artabilir. Aspirin bir takım ağrı kesici kullanımıyla, uzun süre ayakta kalmayla da artabilir. Bu arada yine sebeplere girmişken çok fazla sebepten söz edilebilir ama radyasyon mesela bunlardan biri. Tarım ilaçları, saç boyaları yine sebep olabilen faktörlerdendir. Keza obezite ve sigara da bu arada değinmemiz gereken çok önemli iki faktördür. Bunlarda da lenfoma sıklığı artıyor. Çevresel faktörler de ziyadesiyle etkiliyor. Kesinlikle. Değil mi hocam? Bir başka daha şey söyleyeyim. 1970'lerden bu yana lenfoma sıklığı düzenli bir şekilde artıyor ve %168 oranında artış göstermiştir. Evet, lenfomadan dolayı ölüm oranı azalsa da lenfoma sıklığı son derece düzenli bir şekilde artış göstermekte. Hocam, lenfomanın belirtileri nelerdir? Yine oldukça kapsamlı bir soru, çünkü lenfomalar tuttuğu yere göre, agresivitesine göre farklılık gösterir. Mesela Hodgkin lenfomalar genel anlamda söyleyelim, daha çok lenf bezi büyümesiyle karşımıza çıkar. Özellikle de boyun bölgesinde, tabii koltuk altı bölgesi de olabilir, diğer bölgelerde olabilir ama en sık boyun ve özellikle de boynun sol tarafında, sol arka tarafta büyüyen bir lenf bezi. Bununla birlikte işte kaşıntı olabilir lenfomalarda mesela. Genel anlamda diyelim, lenfomalarda kaşıntı olabilir. Hodgkin lenfomalarda da bu böyledir. Bunun yanı sıra Hodgkin lenfoma için bahsedecek olursak bazen alkol alımıyla o büyüyen lenf bezinde de ağrı olabilir mesela. Bu da oldukça ilginç bir bulgudur aslında. Bunun dışında Hodgkin lenfomaların bir başka özelliği de ateşin sık görülmesidir bunlarda. Özellikle B semptomu dediğimiz ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı, son 6 ayda vücut ağırlığının %10'undan fazlasını kaybetmek bütün lenfomalarda, ama bu arada Hodgkin lenfomalarda sık gördüğümüz bir durumdur. Şimdi Hodgkin dışı lenfomalara geçersek, zaman kısıtından dolayı diğerlerine girmiyorum. Lenfoma her dokuyu etkileyebilir. Ama agresif lenfomalar, yani hızlı seyirli lenfomalar, özellikle hızla büyüyen bir lenf beziyle karşımıza çıkabilir. Ve beraberinde hastayı böyle bitkin düşüren,
işte iştahsızlık, kilo kaybı, yine ateş gibi belirtilerle karşımıza gelebilir. Tutulum yeri, ama şeyler ise bu düşük seyirli indolent lenfomalar, yavaş seyirli lenfomalar ise genellikle daha sinsidir. Böyle işte büyüyen lenf bezleri, büyüyüp küçülen lenf bezleri, işte dalak büyüklüğü, bazen direkt rutin muayenede dikkatli bir hekimin kontrolünde veya ultrason çekildiği zaman fark edilir. Acaba bu dalak niye büyük diye. Veya işte bazı kan değerlerinde düşüklük araştırılırken veya yükseklik araştırılırken, lökoz sayısı artmışken mesela araştırılıp bir bakılır ki meğerse bu işte örneğin foliküler lenfoma veya marjinal zon lenfomanın bir görüntüsü gibi. Yani bu şekilde yavaş seyirli lenfomalar yıllar içerisinde seyir gösterirken, agresif seyirli lenfomalar bazen hastayı acile getirecek, ölümcül olabilecek tablolarla karşımıza gelebilir. Onkolojik aciller vardır mesela. Ne olabilir bunlar? Mesela bu omuriliğin basısına bağlı ani gelişen felçler olabilir mesela. Bunun yanı sıra yine tümör lizis sendromu dediğimiz hastada böbrek yetmezliğiyle giden veya merkezi sinir sistem tutulumuyla gelen lenfomalar da olabilir. Mesela beyni tutar lenfoma ve o beyni tutan lenfomada ona bağlı bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Yani hastada işte baş ağrısı, işte kuvvet kaybı, şuur bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı cilt lenfomaları vardır mesela. Lenfoma dediğimiz gibi her dokuyu tutar. Cilt lenfomaları vardır. Bunlar da uzun süreli kaşıntı, işte ciltte plaklar, döküntüler şeklinde karşımıza gelebilir. İşte testisi tutan lenfomalar olabilir veya diyelim ki akciğerde ileri akciğerde sıvı birikimine sebep olan lenfomalar, gerek akciğere yayılmış gerekse akciğer zarının kendi lenfoması da var. Bunlar akciğerde hızlı bir şekilde sıvı birikimine bağlı solunum yetmezliğiyle gelebilir. Veya yine lenfomanın solunum yoluna basısı sonucunda hasta nefessiz bir şekilde gelebilir. Bunun gibi çok sayıda bulgu ve belirtiyle karşımıza gelebilir lenfomalar. Yani hocam lenfoma vücudumuzdaki her dokuyu tutabiliyor. Evet, her dokuyu tutabilir ve bu tutulan dokularda da zaten biyopsi başka dokulara da yayılabilir. Ama bir başka örnek vereyim. Merkezi sinir sistemi lenfomaları bu son dönem kendi gözlemlerimiz, klinik verilerde, bilimsel verilerde bunu destekliyor. Merkezi sinir sistem lenfomaları düzenli bir şekilde artış gösteriyor. Artık bunun, bilemiyorum tabii, işte baz istasyonlarıyla ilişkisi var mı yok mu, cep telefonu kullanımıyla ilişkisi var mı yok mu? Bunları tabii ileride klinik çalışmalar ortaya koyacaktır. Ama günümüzde lenfoma sıklığının arttığından bahsediyoruz. Özellikle Hodgkin dışı lenfomalar. Maalesef. Evet. Hocam müsaadenizle yine bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek istiyorum. Emel Hanım sormuş. Hemoglobin düşüklüğü neden olur? Hemoglobin düşüklüğü çok sayıda sebepten olur. Ama en sık olanı söyleyeyim. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda adetlerle olan kan kayıpları hemoglobin düşüklüğüne sebep olur. Bu şahıslarda eğer ferritin, yani demir depo düzeyine baktığımız zaman ferritin düzeyi düşükse o kesinlikle demir eksikliği anemisidir ve tedavisi gerekir. Başka kanamalar da demir eksikliğine sebep olabilir. Mesela ileri yaştaki insanlarda mide bağırsak sisteminden olan kanamalar, ki bu bazen kansere bağlı da gelişebilir. Bu kanamalarda yeterince uzun sürdüyse demir eksikliği anemisi ile karşımıza gelebilir. Bunun dışında çok sayıda, mesela B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi gelişebilir. Bunun dışında folik asit dediğimiz B9 vitamini eksikliğine bağlı yine gelişebilir. Kemikliğini tutan çeşitli tümörlerde, enfeksiyonlarda, enflamasyonlarda gelişebilir. Hepsini bir tarafa geçin. Hasta diyelim ki başka bir hastalıktan muzdarip, ameliyat oldu veyahut da ne bileyim yanık gelişti veya COVID oldu veya ne bileyim uzun süren bir hastalığı oldu. Kritik bir hastalığı oldu, ateşi yükseldi, işte enfeksiyonu gelişti. Bu enfeksiyon durumunda da vücut kronik hastalık anemisi dediğimiz veya enflamasyon anemisi dediğimiz anemi ile cevap verebilir bu olaya. Yani basite almamak lazım. Yani aneminin çok sayıda sebebi vardır. Anemi bir hastalık değildir başlı başına. Anemi başka bir hastalığın, başka bir bozukluğun klinik yansımasıdır. İşte kemikliğini tutan bir tümör olabilir, kemikliğinin yetmezliği olabilir, bir ilaç almıştır veya bir virüs enfeksiyonu geçmiştir, kemikliği tamamen yok olmuştur immün mekanizmalarla, aplastik anemi dediğimiz, onda da anemi gelişebilir. Yani anemi diye bahsettiğimiz zaman çok sayıda, yani ne diyelim, sonsuz sayıda diyebilirim belki,
Her şey anemi sebebi olabilir ama aneminin kendisi değil, asıl olan sebebi bulmaktır. Ha anemi çok derin olur, tabii onun da kendine göre klinik problem yaratacak durum olur. Özellikle yaşlı insanlarda kalp krizi riskini artırabilir veya işte efor dispnesi dediğimiz ufak bir iki adım atmakla nefes darlığı olabilir filan. Bunlarda da gerekli durumlarda tabii ki kan transfüzyonu yaparız veya işte altta yatan nedeni tedavi ettiğiniz zaman da anemi zaten düzelir. Çok teşekkürler hocam. Rica yine bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek istiyorum. Hatice Hanım sormuş. Kemik iliği naklinden ne kadar zaman sonra kan değerleri normale döner? Kemik iliği nakli veya kök hücre nakli aynı anlamda kullanıyoruz. Yani hematopoietik kan yapıcı kök hücre nakli olarak. İki çeşidi var zaten bunların esas olarak. Birincisi kendinden nakil, otolog dediğimiz. İkincisi alojenik, yani başkasından yapılan nakil. Başarılı bir nakilden sonra her şey yolunda giderse ortalama 2 ila 3 haftada hastanın kan değerleri yükselmeye başlar. Özellikle lökosit, trombosit filan. Ve genel anlamda söyleyelim, aneminin de düzelmesi, her şeyin düzelmesi işte 1-1,5 aylık bir süreyi bulabilir. Ama özellikle o yükselmeye başladığı periyot 2 ila 3 haftalık periyottur. Nakilin tipine göre değişir, kullanılan kök hücre miktarına göre değişir ama genel olarak söyleyebileceğim budur. Teşekkürler. Umarım Hatice Hanım'a da cevap olmuştur. Evet. Hocam, kliniğinize hasta başvurdu. Belirti gösteriyor veya göstermiyor, siz sinsice seyredebiliyor da dediniz. Hastaya lenfoma tanısını nasıl koyuyorsunuz? Tabii öncelikle güzel bir muayene yapmak lazım. Hastanın öyküsünü almak lazım. İşte kullanılan ilaçları sorgulamak lazım. Önceden tanı konulmuş hastalıkları sorgulamak lazım. Ne bileyim, Sjögren sendromu dediğimiz durumda mesela tükürük bezinde lenfoma gelişebilir. Onu araştırmak lazım. Tiroid iltihabında, tiroiditte tiroid lenfoması gelişebilir uzun süren vakalarda. Onu sorgulamak lazım. Veya işte başka ailesel bir yatkınlık var mı, ailede var mı diye sorgulamak lazım. Sonra güzel bir de hastanın şikayetlerini sorgulamak lazım. Nedir şikayeti? Ateşi, kilo kaybı, gece terlemesi var mı? İşte bir yerinde büyüyen bir kitlesi falan var mı? Ve sonuçta dikkatli bir fizik muayene ile de dalak büyüklüğü var mı, lenf bezi bölgeleri, ki bunlar boyunda ön boyun, arka boyun, işte ense tarafı var, çene altı var, ki çok lenfomada önemli bir bölge olarak kabul etmeyiz ama özellikle şu köprücük kemiklerin üst kısmı bizim için çok önemlidir. Oralardaki bir lenf bezi hemen her zaman patolojiktir ve araştırılması gerekir. İşte kasık bölgesine lenf bezleri var mı, koltuk altında var mı vesaire. Güzelce iyi bir muayene ile lenf bezi varlığını, dalak büyüklüğünü, karaciğer büyüklüğünü veya diğer organlardaki herhangi bir kitleyi araştırabiliriz. Bunu bulduğumuz zaman artık önümüzde içinde lenfomanın da olduğu bir sürü tanı vardır. Bu başka bir sebeple de olabilir, başka bir kanser de olabilir, kanser dışı sebep de olabilir. İşte o zaman hastaya bir takım ek tetkikler istemek gerekir. Mesela ultrasonografi ile bu lenf bezinin karakteri nedir vesaire ve bu arada tabii ki tanıyı koymak için de biyopsi gerekir. Yani lenfoma tanısı biyopsiyle konur. Ha bazı lenfomalar kana geçer. Kanda hücre sayısı artışına sebep olabilir. Bunların akım sitometrik incelenmesiyle de lenfoma tanısı kesine yakın bir şekilde konabilir ama ideal olanı o lenf bezinden, tutulan lenf bezden alınan biyopsidir ve bu da iğne biyopsisi olmamalıdır. Lenf bezi mümkünse tamamen çıkarılmalı veyahut da bir böyle kama gibi bir şeyle bir oradan girilerek parça alınması gerekir. Ha bunları da yapamadıysak o kalın iğneler var, turukat biyopsi. Onunla beraber ince iğne aspirasyonunun da tanısal değeri olabilir. Ha lenf bezi diyelim ki kemik iliğini de tutmuş lenfoma, kemik iliğini tutan bir lenfoma, kemik iliği biyopsisi de tanısal olabilir. Dediğim gibi esas olarak tutulan dokudan alınan biyopsi bizim için tanısaldır. Kesin tanıyı biyopsiyle koyuyoruz. Evet. Yine bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek istiyorum hocam. Esra Hanım sormuş. 13 yaşındaki oğlumda 25x10 mm lenf nodu görüldü. Önemli midir? Sebebi ne olabilir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben erişkin hematoloğum ama bildiğimi söyleyeyim. Çocuklarda lenfatik sistem aktiftir. Yani çocuğunda lenf bezi gören her insan benim çocuğum lenfoma mı oldu diye düşünmemesi gerekir. Çünkü çocuklarda lenf bezleri zaten doğal olarak büyüktür. Hani şunu da bilirsiniz deneyiminizden. Küçük çocuklarda bademcik veya geniz eti çok daha sık görülür. Çünkü bunlar lenfatik dokulardır ve lenfatik sistem çocuklarda daha aktiftir. Dolayısıyla çocuklarda görülebilen lenf bezi büyümesi erişkinlere göre daha sıktır.
ve klinik bir anlamı olmayabilir. 25 çarpı 10 milimetre bölgesi de önemlidir. Yani genel anlamda söyleyelim, çocuklarda 2 santimi, erişkinlerde 1 santimi geçen lenf bezleri patolojik kabul edilir. Ama kasık bölgesinde 2 santimetreye kadar büyüyen lenf bezleri olabilir. Bunlar da bir malign hastalığa bağlı veyahut da yani ciddi bir hastalığa bağlı olmayabilir. Dediğim gibi hastalığın klinik davranışı önemlidir. Burada baktığım kadarıyla çok büyük bir lenf bezi değil. 25 çarpı 10, ortalamaya bakarsak 2 santimin altında, yani enini boyunu kıyaslarsak çok çok büyük bir ihtimalle yani bir enfeksiyona sekonder gelişmiştir. Lenf bezi büyümesinin en sık nedenlerinden birisi özellikle geçirilen viral enfeksiyonlar. Tabii bu arada bakteriyel enfeksiyonlar var, mantar enfeksiyonu, birçok şey var. Yani vücutta dedim ya, savunma sisteminin bir parçasıdır lenf bezleri, lenfatik sistem. Dolayısıyla bu savunma sistemini yoran, uğraştıran her şey lenfatik sistemi uyarabilir. Hocam, lenfomanın sebeplerinden bahsettik, tanısından, nasıl konulmasından bahsettik. Peki lenfomada tedavi seçeneklerimiz nelerdir? Bir kez daha aynı şeyi söyleyeceğim. O kadar çok lenfoma var ki tedavisi de o kadar fazla. Aslında Hodgkin lenfomalarda mesela diyelim. Hodgkin lenfomalarda biz hastalığın evresini önce belirliyoruz. Önce evresi kaç? Yani belli, sadece bir bölgede mi büyümüş lenf bezi? Yoksa işte diyaframın bir tarafında birden fazla bölgede mi büyümüş? Diyaframın her iki tarafına mı taşmış? Bunlar hep evresel faktörler. Mesela diyaframın hem üst tarafında hem alt tarafında lenf bezi varsa o zaman evre 3 dediğimiz ileri evreye giriyoruz. Tabii bunların tedavisi de birbirinden farklıdır. Mesela evre 1 olgularda daha kısa süreli kemoterapiler ve bölgesel radyoterapiler yeterli olur. Ama evre 3 olduğu zaman kemoterapiyi biraz daha uzun tutmak gerekir. Büyük lenf bezleri varsa onlara da radyoterapi düşünülebilir. Non-Hodgkin lenfomalara, Hodgkin dışı lenfomalara geldiğimizde de şunu söyleyelim. Her lenfoma tedavi edilmez. Yani yavaş seyirli bir lenfoma var. Foliküler lenfoma veyahut da küçük hücreli lenfoma. Erken evrede ise bu sadece takip edilir. Bekle, gözle. Bunların önemli bir kısmına hayat boyu tedavi gerekmez. Çok yavaş seyirlidir. Ama eğer karakter değiştirirse, çapı büyürse, miktarı artarsa, beraberinde başka problemler olursa, örneğin akciğerde sıvı oluşturursa, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi gibi B semptomları oluşturursa veya başka organ bozuklukları oluşturursa, kemik iliği yetmezliğine sebep olursa elbette ki tedavisi gerekir. Ama hızlı seyirli lenfomaları hangi evrede bulursanız bulun tedavi etmek zorundasınız. Çünkü bunları tedavi edilmezse yaşam süresi bunlarda oldukça kısadır. Dolayısıyla hızlı seyirli lenfomalar, biraz önce dedim, hızla büyüyen lenf bezi, yayılan bir lenf bezi, artı işte B semptomlarıyla karşımıza gelebilir. Yine organ tutulumlarıyla karşımıza gelebilir. Onkolojik acillerle karşımıza gelebilir. İşte bunların bulunduğu anda tedavi edilmesi gerekir. Tabii ki öncelikle tanı konulacak, öncelikle bir takım çalışmalar yapılacak ve ona göre hastanın tedaviye toleransı nasıl olacak onu tahmin ederek tedaviye geçirmesi lazım. Ama bunlar içerisinde bir tanesinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Burkitt lenfoma dediğimiz bir lenfoma türü var ki biraz önce dedim, bir özel virüsle, yani Epstein-Barr virüs dediğimiz bir virüs enfeksiyonu ki bu gripal enfeksiyon gibi geçirilir. Ben bu sene 2-3 tane yakaladım bunu. Pek çoğumuz geçirdik yani biz bu hastalığı. Epstein-Barr virüs dediğimiz virüsün oluşturduğu, yani ona bağlı gelişen bir lenfoma türüdür ki bunda çok hızlı gelişir. O kadar hızlı seyreder ki bunu yakaladığınız anda 24 ila 48 saat içerisinde bu hastaya tedavi vermezseniz hastanın sonlanımı kötüdür. O kadar hızlı tedavi etmeniz gerekir. Yani bunu şunu demeye çalışıyorum. Lenfomalar o kadar geniş bir yelpazede ki bir yelpazenin bir ucunda hiç tedavi vermeyip izlediğin lenfoma var. Diğer ucunda ise acilen ilk bulduğun anda, ilk gün mümkünse tedavi vermen gereken bir lenfoma türü var. Yani bu şekilde lenfomaları tedavi edebiliyoruz. Kemoterapi seçeneğimiz tabii ki var. Her biri için farklı farklı ilaçlar var. Bunların detayına girmiyorum. Radyoterapi yine
yeri var tedavide. Büyük kitlelerde radyoterapi ile küçültme olayı söz konusu. Palyatif amaçlı kullanılabilir. Hodgkin lenfomada tedavinin bir parçası iken non-Hodgkin dışı lenfomalarda genellikle işte palyatif amaçlı, hani hastanın diyelim ki büyümüş bir lenf bezi omuriliğe bası yapıyor. İşte onu küçülterek hastanın problemini giderme çabası. Veyahut da merkezi sinir sistemi lenfoması var. Şimdi bu merkezi sinir sistemini tutan bir lenfomada vereceğiniz ilaçların merkezi sinir sistemine gitmesi, ulaşması oldukça düşük miktarlardadır ve tedavi edici düzeyde değildir. Bunlar da radyoterapiyle, yani radyasyonla bu tümörü ortadan kaldırmak, keza yine sistemik tedavi vermek ve mümkünse otolog kök hücre nakli de yapmak bir seçenektir. Peki kök hücre naklini ne zaman yapıyoruz? Kök hücre naklini özellikle lenfomaların ilk seri tedavisini verdikten sonra cevap aldık. Eğer hastada her şey düzeldiyse, pırıl pırılsa, çoğunda diyorum, hepsinde demiyorum, bunu takip ediyoruz. Eğer bu hastalık tekrarlarsa artık bunun kemoterapiyle tam iyileşme şansı teorik olarak yoktur. Bu durumda ne yaparız? Bu durumda hastaya kurtarma tedavisini veririz. Yanıt aldığımız noktada da kendinden kök hücre nakli yaparız. Ondan sonra da nüksederse bu sefer başkasından alojenik kök hücre nakli dediğimiz nakil uygulanabilir. Hedefe yönelik tedaviler verilebilir. Şimdi yeni yeni gelişen kimerik antijen reseptör T hücre tedavisi gibi tedavilere geçilebilir. Ve bu şekilde tedavi sürdürülebilir, yönlendirilebilir. Ama bazı tip lenfomalar vardır ki onu yakaladığınız anda zaten kafanızda kök hücre nakli duracak bir kenarda. Örneğin mantıl hücreli lenfoma dediğimiz lenfoma türünde. Bunda siz tedavi verdiniz, iyi bir cevap aldınız, hemen daha sonrasında kök hücre naklini yapmanız gerekir. Çünkü yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki bu hastalarda kök hücre nakliyle sağ kalım daha iyi. Mesela yine bir başka şey söyleyeyim, T hücreli lenfomalarda. Yine periferik T hücreli lenfomalarda da klasik tedaviyle, standart tedaviyle sonlanım çok iyi değil. Ama beraberinde kök hücre nakli yaparsanız sonlanım daha iyi. Dolayısıyla çoğunlukla lenfomalarda ilk tedaviye aldığınız güzel bir yanıt sadece gözlemi gerektirirken bazı tip lenfomalarda hemen ilerlemek lazım nakile. Ben de onu soracaktım hocam, lenfomalarda kemikliliğin naklinin yeri var mıdır diye. Siz de hali hazırda cevapladınız zaten. Evet, yani tabii ki kemikliliğin nakli pek çok hastalıkta olduğu gibi lenfomalarda da kök hücre nakli oldukça önemli bir silahımız. Tabii bu lenfomalarda daha çok %90-95 diyelim kendinden nakil yapılır. Yani otolog kök hücre nakli. Daha az problemlidir bu. Şahsın kendinden aldığımız kök hücresini kendisine vererek tedavi ediyoruz. Bize çok yüksek dozlarda tedaviye imkan tanıyan bir yöntem. Tabii bunu yaptığımız zaman hastalarda uzun vadeli çok büyük problem olmayabiliyor. Ama tabii ki bu demek değildir ki hiçbir sıkıntı olmayacak. Çünkü bazen kanser için verdiğiniz kemoterapi ilaçları da ileride kansere sebep olabilir. Yani bunlar da kanserojen ilaçlardır. Mesela lenfomanın sebeplerinden bir başkası da daha önce kullanılan kemoterapilerdir. Şahıs daha önce meme kanserinden diyelim ki kemoterapi almıştır, radyoterapi almıştır. Bu ileride non-Hodgkin lenfoma olarak karşımıza çıkabilir. Tabii bu belli orandadır ve kabul edilebilir orandadır. Dolayısıyla biz gerekli durumlarda lenfomalarda kök hücre nakli, özellikle otolog kök hücre nakli ama bazı durumlarda alojenik kök hücre nakli de hayat kurtarıcı bir seçenektir. Çok teşekkürler hocam. Yine bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek istiyorum. Hatice Hanım sormuş, Hodgkin lenfoma evre 4 ne kadar süre içerisinde gerçekleşir? Şimdi bu evre 4'e ne kadar zamanda ilerler diyor herhalde. Aynen hocam. Şimdi genel anlamda söyleyelim, Hodgkin lenfoma genellikle yavaş seyirlidir. Ama bu işte 6 ayda, 1 yılda, 3 yılda, 5 yılda gibi bir süre kesmemizin bir imkanı yok. Tamamen tümörün kendi karakterine göre. Çünkü her hastalıktan bir tane vardır. Genel meşhur şey var ya, hastalık yok hasta vardır. Yani lenfomalar, evet dedim ya 50'den fazla lenfoma alt tipi var. Ama bu her bir lenfoma kendi içinde sonsuz lenfomadır. Çünkü aynı tip lenfoma bir insanda farklı seyir gösterirken bir başkasında çok daha farklı seyir gösterebilir. Dolayısıyla bu Hodgkin lenfomada da evre 1'den evre 4'e ilerleme genel anlamda yavaştır.
evre bir gözden kaçmıştır. İşte bir lenf bezi büyümesi vardır filan beklenmiştir. Veyahut da tedaviyi reddetmiştir, ihmal etmiştir. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde belki evre 4'e ilerleyebilir. Ama genel anlamda söyleyeyim, Hodgkin lenfoma yavaş seyirli bir lenfomadır ama bu bir kural değildir. Hızlı da seyredebilir ve bu süreyi belli oranda, belli bir süre olarak belirtmek de söz konusu değildir. Hocam, bir hematolog olarak lenfoma tedavisinde gelecekte ne gibi gelişmeler beklemektesiniz? Valla şimdi ben tabii bizim genel arzumuz şudur. Lenfomalar evet tedavi edilebilir bir hastalıktır. Lenfoma değişik tiplerine göre tedavide başarı oranının farklı olduğu. Kimi tiplerde örneğin 5 yıllık sağ kalım %15-20'lerdeyken kimi tiplerinde %75-80'lere kadar çıkıyor. Ama şimdi bu belli oranda ölüm riski olan bu hastalığın tabii tedavileri de değişiyor. Dediğim gibi sıklığı arttı ama tedavi seçenekleri de arttı, sağ kalım da arttı. Dolayısıyla 1970'lerden bu yana evet Hodgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfoma ikisi de özellikle non-Hodgkin lenfoma, Hodgkin dışı lenfoma düzenli bir artış içinde ama her günde yeni ilaçlar, yeni tedaviler geliştiriliyor. Gelecekte ne olacak? Biraz önce dedim ya, her hastadan bir tane var. Hodgkin lenfoma veya non-Hodgkin lenfoma geldi. Bunun tümör dokusunu aldınız. Bunu incelediniz. Şu anda da bu yapılıyor. Bunun gen haritasını çıkarıyorsunuz. Yani bu tümör içerisinde, bu her tümör, her kanser bize bir zırhla karşımıza çıkıyor. Biz kemoterapi verdiğimiz zaman, tedavi verdiğimiz zaman belli güçlü noktalarına denk geliyorsa cevap vermiyor işte. Biz bu genetik haritalamayla tümörün zayıf noktalarını tespit edebiliyoruz. Ve bu tespit ettiğimiz noktalara yönelik tedavi yaptığımız zaman da çok daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Hani terziye gitmiş bir insan ki buna, bu tedaviye de tailored tedavi denir. Yani terzi tarzı tedavi gibi. Üzerine uygun bir her insanın, her hastanın üzerine uygun bir tedavi bulmak gibi. Tümörü aldınız, dokuyu incelediniz ve o incelediğiniz dokuya göre en uygun tedavi, onun gen haritasını çıkardınız, en uygun tedavi seçeneklerini döktünüz ve bunu hastaya verdiniz. Bu tabii ki ideal tedavimizdir. Yoksa biz tek tip elbiseyi herkese gidiyor. Evet, büyük çoğunluğuna uyuyor, oluyor ama arada diyelim ki işte Hodgkin lenfoma dedik. Tedaviye çok iyi cevap veren bir tümör. Ama %10 ila 20'si gerçekten dirençli. Cevap vermiyor. Nakil yapıyorsun, nakil sonrasında nüksedebiliyor gibi. Dolayısıyla bu tip tedavileri şahsa göre bireyselleştirmek ideal tedaviye götürecektir bizi. Bugün bununla ilgili bir takım şeyler var zaten, doneler var. Artı kimerik antijen reseptör T hücre tedavisi dediğimiz tedaviler var. Bunlar artık ülkemize de yavaş yavaş gelecek. Dünyada bunlar başladı. Bu ne demek? Şahsın kendi hücresini alıyorsunuz, immün hücresini ve tümöre karşı eğitiyorsunuz, donatıyorsunuz. Ve sonra vücuda vererek bunun o tümörü yok etmesini bekliyorsunuz. Bu oldukça etkili bir tedavi. Özellikle bir takım multiple miyelom gibi hastalıklarda, lösemilerde, lenfomalarda oldukça etkin. Şahsın kendisinden de uygulanabilir. Başka bir şahıstan da uygulanabilir bu. Hücre bazlı tedaviler böyle. Bunun yanı sıra immünoterapiler var mesela. Tümörün yüzündeki yüzeyindeki bir takım antijenler veya içerisindeki bir takım yolaklara yönelik yapılan ilaçlar var ki bugün günümüzde de bunlar var. Klinik çalışmaları devam ediyor. Çok pahalı tedavi seçenekleri ama bazıları hakikaten çok etkili, etkin tedavi seçenekleri. Bunlar da zaman içerisinde oturduğunda lenfomaya karşı çok daha güçlü olacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Güzel. Yine bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek istiyorum. Murat Bey sormuş. PLT testi yaptırdım. 150 olması gerekirken benim 115 çıktı. Riskli bir durum var mıdır? Şimdi tabii ki trombosit sayısının biz toplumun alt üst limiti gibi düşünürsek 150 bin ile 450 bin veya 400 bin arasında olmasını bekliyoruz. Ama şimdi toplumda atıyorum boy ortalaması ne kadardır? 1.70 mesela. 1.35'lik 1.40'lık insanlar var mıdır? Vardır. Bunlar anormal midir? Değildir. Şimdi toplumda baktığımız zaman %2.5 insanda trombosit sayısı 100 bin ile 150 bin arasındadır. Bu sık rastladığımız bir durum. Hiç de az bir durum değil. Ama şunu söyleyebilirim. 100 binin üzerinde bir trombosit olan şahsın hiçbir kanama problemi olmaz.
Eğer o trombositler fonksiyonelse ne olur? Bu insan beyin ameliyatı dahi geçirse bunun trombosite ihtiyacı olmaz ve bu trombosit ona yeterlidir. Ha, bir başka şey daha vardır. Toplumun binde birinde görülen bir durum vardır. Aslında bu şahsın belki de trombositi, Murat Bey'in belki de trombositi atıyorum 300 bindir. Ama bu bizim pıhtılaşmayı önlemek için tüpün içine koyduğumuz madde bazen trombositleri birbirlerine kümeleştirir ve o trombositleri cihaz atıyorum 5 trombositi 1 trombosit gibi sayabilir. Dolayısıyla yanlış olarak da düşük çıkabilir. Onun için bunun mesela hani belki çok merak ediyorsa bir periferik kan yayması incelemesi veya sitratlı tüple bir kan sayımı yaptırması. Ama tekrar söyleyeyim, 100 bin üstündeki trombosit bizim için hiçbir klinik anlamı olmayan ve hiçbir kanama bozukluğu oluşturmayacak bir düzeydir. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Tabii bunu da şöyle yapmak lazım. Yani bu trombosit sayısı evvelden 300 bindi de son bir ayda iki ayda mı 115 bine düştü? Bir başka şeyi daha söyleyeyim, söylemeden geçeyim. İlaç kullanımı var mı? Bazı ilaçlar trombosit düşürebilir. Ve çok daha belki sık gördüğümüz gripal viral enfeksiyonlarda da trombosit sayısı düşebilir. Bazen daha da düşebilir. 50, 60 bin, 70 bin düzeyine de düşebilir. Ama bunların tabii viral enfeksiyon düzeldikten sonra durumu düzelir. Hocam programımızın da bitimine yaklaşmışken son olarak izleyicilerimize lenfoma ile ilgili vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yani lenfoma tanısı konan bir insanın kesinlikle ümitsizliğe kapılmaması gerekir. Ve lenfoma oldukça hızlı, etkin tedavi edilebilen ve sonuçları da çoğunlukla yüz güldürücü olan bir hastalıktır. Dolayısıyla biz lenfoma tanısını koyduğumuz zaman hastaları öncelikle bir rahatlatmak istiyoruz. Yani çaresiz değilsiniz. Oldukça güçlü silahlarımız olan bir hastalık, tedavi edilebilir bir hastalıkla karşı karşıyayız ve hedefimiz lenfomada kürdür. Yani hastalığı tamamen ortadan kaldırmaktır. Ve bununla ilgili de çok sayıda elimizde seçeneğimiz vardır ve gitgide de bu seçenekler artmaktadır. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hematoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Gaziantep Hastanesi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Haftaya Perşembe aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.